İhtiyaçtan ziyade komplodur. Davutoğlu ve Babacan'ın yeni parti arayışını sert ifadelerle eleştirdi. Yazılı açıklama yapan Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener'e de kiralık vekil tepkisi gösterdi. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Nasıl olsa siyaset mezarlığına bir yenisinin daha ilave edilmesi önemsiz bir ayrıntı olmayacaktı. Türkiye'yi hançerlemek için pozisyon aldılar dedi, siyasetin defolu yüzleri sözleriyle hedef aldı. MHP lideri Bahçeli, AK Parti'den ayrılan isimlerin yeni parti çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişi. İYİ Parti lideri Akşener'in isterlerse 20 milletvekili veririm açıklaması da vardı Bahçeli'nin hedefinde. Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir. Gündemdeki sıcak tartışmalara yazılı açıklamayla dahil oldu Bahçeli. ABD senatosunun sözde Ermeni soykırımı kartını yeniden çıkarmasına da tepki gösterdi. Türk milletini işlemediği bir suçtan dolayı töhmet altında bırakmak, soykırımcı olarak fişlemek ahlaksız ve ağır bir iftiradır. Ve Doğu Akdeniz'deki oldu bitti karşısında Libya ile imzalanan anlaşma zalimleri ve Türk düşmanlarını felç etti dedi. Libya'ya asker gönderme seçeneğine de yeşil ışık yaktı. Mutlaka gündeme alınmalı, gereği cesaretle yapılmalıdır. İhtiyaç olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır. CHP ve HDP ise kadın milletvekillerinin mecliste LAS tesise destek vermeleri üzerinden eleştirdi. Açıklamasını Cumhur İttifakı vurgusuyla bitirdi. Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acıklıdır. Ne CHP, ne İP, ne HDP, ne de Serok Partisi selamete yürüyüşümüzü felaketle kesemeyeceklerdir.